En iyi koşullarda bile astımlı hastalar her zaman ağır kriz tehdidi altındadırlar. Bu videoda kısa vadeli tedavilerden bahsedeceğiz. Buraya astım krizi yazıyorum. Ağır krizler hastayı büyük ihtimalle hastanelik edecektir. Buna engel olmak için kısa vadede yapılacakları anlatacağım. Dilediğimiz semptomlar başladığında hastanın işine yarayan ilacı daha önceden biliyor olmasıdır. Kurtarıcı sprey genellikle beta 2 agonistidir. Beta 2 spreyi işe yaramazsa nebulizatör denenebilir ya da belki de steroid içeren bir şey. Eğer ağır bir kriz söz konusuysa daha önce işe yarayan bu ilaçlar işe yaramayacaktır. Umalım ki hastane yolunda hastaya biraz oksijen verilmiş olur. Hastanın akciğerleri nefes almakta gerçekten güçlük çektiğine göre oksijenlenmek için yardıma ihtiyacı vardır. Astım krizi geçiren kişilere bol bol oksijen verilmelidir. Pekala, şimdi hastanedeyiz diyelim. Şu ana kadar hiçbir şey hastaya iyi gelmedi. Evde kullanacağınız bazı ilaçları alıp onları I ve yani damar içi şekilde kullanıp kuvvetli silahlara dönüştürebiliriz. Eminim bu daha önce başınıza gelmiştir. Hastaneye gittiğinizde kolunuza gerisinde bir sonda bulunan bir iğne sokulur. Duruma göre bu bacağınızda da olabilir. İlaç direkt kan akışına aşılanır. Bir ilaç verilişi esnasında kana ne kadar yakınsa o kadar saf halde kalır. Yani solunsun, yenilsin, hap olarak atılsın, hedefe ulaşması biraz vakit alır. Ancak direkt kanımıza karıştığında hızlı olacaktır. Aynı şeyi burada da yapabiliriz beta 2 veya IV steroidleri kullanabiliriz. Bunlar gerçekten güçlü ilaçlardır. Manezyum sülfat da kullanılabilir. Bu kimyasal, akciğerlerimizdeki düz kasları zorla açar ve hastanın daha iyi nefes almasını sağlar. Kullanılabilecek bir diğer ilaç, epinefrin, yani adrenalindir. Epi diye kısaltacağım. Herhalde çok ağır alerjik reaksiyon gösterebilen ve yanlarında adrenalin iğnesi taşıyan insanları duymuşsunuzdur. Bu da aynı şeydir. Vücudumuzdaki epinefrin genellikle adrenal bezleri tarafından üretilir ve epinefrin acil, savaş ya da sıvış tepkisini başlatır. Etkisi tüm vücuda yayılır. Gözümüzü açar. Böylelikle kriz sırasında daha iyi görürüz. Kalbimizi daha hızlı attırır kaslarımıza daha fazla kan gider akciğerlerde de hava yollarını açar hasta kalp çarpıntısı yaşayacaktır ve panikleyecektir ama bu yalnızca bir yan etkidir epinefrin akciğerlerini açarak hayatlarını kurtarabilir epinefrin aşıyla ve genelde bir defada oldukça az miktarda verilir bu seviyede hastaya burundan birkaç litre oksijen vermek yerine işi maskeye yükseltebiliriz bu maskelere cebap ya da bibap denir. Bu ikisi arasındaki fark basıncın devamlılığıdır. Bunlarda bilmemiz gereken temel şey, ikisinin de akciğerlere nazal kanül veya buruna takılan borulardan daha kuvvetli bir şekilde oksijen pompaladığıdır. Cebap veya bibap hastanın yüzünü kaplar ve daha iyi oksijenlenmesi için havayı zorla iletir. Bu noktada bahsettiklerimizin hiçbiri işe yaramamışsa entübasyon yani tüp geçirme düşünülmelidir. Entübasyon ciddi bir işlemdir. Hastanın boğazına bir nefes alma borusu sokulur ve hasta mekanik olarak nefes alan bir makineye bağlanır. Elbette bu çok rahatsız edici bir işlemdir ve hastanın uyuşturucularla uyutulması gerekir. Buraya bir nefes alma tüpü çizeceğim. Bu bazı insanlar için çok ciddi bir işlem olabilir. Çünkü anestezi altında olmaları gerekir ve entübasyonun kendisi de akciğerleri zorlar. Ancak son seçenek olarak hayat kurtarmak için gerekli olabilir. Entübasyonun ne zaman kullanılacağına karar vermek zor olabilir. Eğer çok gecikirseniz, oksijen yetersizliğinden dolayı hastada kalıcı hasar oluşabilir. Çok erken uygulanırsa da akciğerler zarar görebilir. Ayrıca Hastaya gereksiz bir yük bindirilmiş olur. Bu yüzden bu seviyelerde bu adımın ne zaman atılacağına dair bir soru işareti hep mevcuttur. Ancak hastanın ilaçlara yanıt vermediği ağır bir astım krizinde entübasyon kesinlikle gereklidir. Dileriz astım hastası kendisinde krize sebep olan şeyleri biliyor ve onlardan kaçınıyordur. Bunu hep tekrarlayacağım. Sigara dumanından uzak durun. NSAID'den yani anti ve analjezik ilaçlardan, aspirin ve ağrı kesicilerden uzak durun. Özellikle yetişkinlerde krize sebep olabilirler. Alerjenlerden uzak durun. Önemli olan kendinizi tanımak, neyin sizde krize yol açtığını bilmek ve bunlardan uzak durmaktır. Buradaki hastamızda, eğer bu seviyeye geldiyse ve eğer entubasyon uygulandıysa, bir süre hastanede kalması gerekebilir. Böylelikle, başka bir kriz geçirmesi engellenmiş ve bir önceki krizi atlatması sağlanmış olur.